İkinci e, tura gelirken zaten e, bir konuşma yapıldı. İktidar cephesinde genelde bu iş artık bitti. Hı hı. İkinci tura aslında gerek de yok. E, i̇şte Sayın Erdoğan bunu kazandı tarzında Twitter'da konuşmalar dönmeye başladı. İşte, e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin, yani Millet İttifakı'na güvenen seçmenin güveninin kırıldığını artık sandığa gitmeyeceği yönünde bir takım Twitter'da siz de takip etmişsinizdir. Hı hı. Ee, bu açıdan seçmene de isterseniz e, çağrıda bulunabilirsiniz. Ee, bunun yanında ikinci tura giderken iktidar cephesi genellikle işte bu montaj videodan yola çıkarak konuyu daha böyle bir milliyetçi çerçeveye çekip e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni terör gruplarıyla e, bir takım işte örgütlerle iç içe olan e, işte Millet İttifakı'na veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz bu örgütlere oy vermiş olursunuz minvalinde bir kampanya başlattı. Ya tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri ve parti mensupları Millet İttifakı mensupları bir takım açıklamalarda bulundu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ee, bununla alakalı açıklamalarda bulundu. Ee, konu niye özellikle buraya çekilmeye çalışılıyor? Ee, i̇ktidar niye e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu örgütlerle bir arada göstermeye çalışıyor? Ee, biz e, seçime giderken, demokratik bir seçime giderken ülkenin birçok farklı sorunu varken konuşulması gerekirken niye böyle bir e, başlık altında toplanıldı veyahut da toplanılmaya çalışıldı? Onun yorumunu sizden alayım. Ülke yönetimlerine ülke yönetimini, hükümetin becerilen ağzına yüzlerini bulaştırdılar. Son 3-4 sene içerisinde 2018'den sonra yeni kurulan sistemle tek adam rejimiyle, saray rejimiyle ne yazık ki sorunlara çözüm üretme kabiliyeti kalmadı. Çünkü devleti artık yok hükmünde sayıyorlar. Hükümet vasfıyla da ülkenin geleceğini çözmeye çalışıyorlar ama deneyimsiz, birikimsiz, liyakatsız. Yani düşünün ki bir maliye bakanı gözlerimizi açıyoruz, kapatıyoruz, 6 ay sonra her şey düzeliyor. Bir rüya aleminde yaşayan ve geleceğe dair bir tiyatro oynayan iktidardan bahsediyoruz. Sorun çözme kabiliyeti olmadığı için anlatacak bir şeyler yok. İftira atmaktan başka ellerinde bir şey yok. Toplumumuzun algılarıyla oynayarak bizim toplumumuzun iki temel değeri var. Milli değerleri ve dini değerleri. Hı hı. Bu değerler hepimiz için çok kıymetli ve çok değerli. İktidardakiler bu iki değerimiz üzerinden siyaset yapmayı, yıllardan beri siyasetini de bunun üzerinden tartıştırarak devam ettirmeyi tercih ediyorlar. Ne yazık ki bu konuda bu yalanlara da inanan vatandaşlarımız oldu ilk turda. Ama görüyorsunuz ki iktidar para gücüyle, makam gücüyle ee, zorbalıkla, baskıyla, tehditle ee, ve hani kamunun, devletin bütün kadrolarıyla seferber olmuş olmasına zam. Bütün kurum kuruluşlarıyla. Her kadrosunda. Hani vatansever, yurtsever ee, memurlarımızı, kamu görevlerini tenzih ediyorum ama siyasi tavırlarla sokağa çıkmış olan kamu görevlerini de ee, göz ardı etmek istemiyorum. Ve bu süreç içerisinde sonuna kadar e, var gücüyle mücadele ettiler. Ve ilk turda kaybettiler. Hı hı. İlk turda 49 buçukla kaybettiler. Düşünün ki her yolu deneyen bir iktidar onu başaramadı. Kazanılmış bir şey yok. Aslında kaybedilmiş bir iktidar var. Kaybedilmiş bir güven var. Bu kadar e, zorlamaya rağmen, bu kadar yapılanlara rağmen e, iktidardakiler e, seçimi kaybettiler. Biz kazanamadık. Arzu ettiğimiz yere ulaşamadık. Bu anlamda beklentilerimizin uzağındayız. Ama ilk turu iktidara, iktidardaki bütün olanaklarıyla seferber olan AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'ı kaybettirmeye başardık.